Arduino Destek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda RGB P10 LED panelin kullanımını öğreneceğiz arkadaşlar. İnternette birçok video var ama Türkçe kaynağın az sebebiyle bu videoyu çekiyorum. İnternette olan kaynaklarda ise bazıları P10 panelimizde bulunan çip farklarından dolayı da çalıştırmıyor. İnternette Adafruit kütüphanesi bulunmakta ama bu Adafruit kütüphanesi de belli çip P10 panellerini desteklemekte. Biz bunu nasıl kullanırız ve gerekli kütüphaneyi göstereceğim. İlk olarak P10 LED panelimizi tanıyalım. Özelliklerini öğrenelim. Arkadaşlar P10 ise denilmesinin sebebi iki LED arasındaki mesafenin 10 mm yani 1 santim olmasından dolayı. Bunun değişik modelleri de mevcut. P3, P5 gibi modelleri de mevcut ve scan time'ları da değişiyor. Yani tarama zamanları. Her bir satırı tarayarak ona göre yeni grafik çiziyor. 1 bölü 4, 1 bölü 8, 1 bölü 16 veyahut 1 bölü 32 tarama zamanlı paneller bulunmakta. Şimdi bu videomuzda ilk başta Arduino Uno ile kullanımını öğreneceğiz. Göstereceğim. Arkasından da Mega ile kullanımını göstereceğim. Şimdi ilk başta bir panellerimize bakalım. İlk başta güç kaynağından bahsedeyim size. Güç kaynağını ben 5 volt 5 amperlik bir güç kaynağı kullanıyorum. Adaptörü kullanıyorum. Normalde bu panellerimiz 5 volt 2 amper ile çalışmakta. Eğer parlaklığı fazla arttırılmadıysa eğer yani tamamen %100 verimde kullanılmıyorsa 5 volt 2 amper gibi bir akım çekiyor. Ama %100 değerlerinde kullanırsak bunu 4 amper çekiyor. 5 volt 4 amper. 5 volt dışındaki voltajları kabul etmiyor arkadaşlar. Panellerimizi yakarsınız. O yüzden dikkat edelim. Onun dışında burada arka soketini bakalım. Oraları göstereyim. Şimdi görünüyor mu? Burada benimki bir Çin paneli arkadaşlar. Adafruit'in orijinal kütüphanesiyle çalışmıyor. O yüzden modifiye edilmiş, değiştirilmiş bir kütüphaneyi kullanacağız. LMLP10 RGB 4S diyor. Yani 4 P10 panel RGB ve 4 scan. Yani 1 bölü 4 tarama zamanı olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şimdi soketlerimizin giriş ve çıkış olmak üzere iki tane soketi bulunmakta. Giriş soketimiz açık tırnağa sol tarafa bakmaktadır. Çıkış olan da orta kısma bakmaktadır. Şu an bende iki paneli bağlamak için bir kablo soketim var. Şimdi gördüğünüz gibi çentiği de orta kısma bakıyor. Orta kısma bakan çıkış, dışarı bakansa giriş soketi oluyor. İlk başta biz bunu Arduino Uno ile kontrol edeceğiz ama Arduino Uno'muzun RAM'i yetersiz olduğu için sadece bir paneli çalıştırmamıza olanak sağlıyor. Ve ben bunu iki panelde nasıl çalıştırıldığını Arduino Mega ile göstereceğim ve test örneklerini yapacağız, renk örneklerini ve kayan yazı örneğini yapacağız arkadaşlar. İlk başta sitemize girelim. Arkadaşlar sitemizde gerekli dokümanlar paylaşıldı. Buradan gerekli bilgileri öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar genellikle bu paneller FPGA kartları tarafından kontrol edilmesi için yapılmıştır. Yani çok hızlı kartlar tarafından. Bizim Arduino Uno'muz ve Mega'mız ise 16 MHz. Yani yavaş bir kontrol sağlıyor. Biz bunun daha hızlı kartlara geçtiğimiz zaman daha güzel geçişler elde ediyoruz. Mesela SP32 ile Uno'yu karşılaştırdığınız zaman farkını görürsünüz. İleriki videolarda SP32 ile de çalıştırırız. Yazı arasındaki akışın ne kadar akıcı ve güzel olduğunu SP32'de görürsünüz. Yani bu kartlar daha çok daha hızlı kartlar tarafından kontrol edilmekte ama Arduino Uno ile de kontrol edebiliriz. Şimdi sitemizden ilk başta bir soket türleri var arkadaşlar. Bu soket türlerini öğrenelim. Şimdi iki çeşit soket türümüz var arkadaşlar. Birisi 32x32 veyahut 64x32 panel kullanmak istiyorsak arkadaşlar LAT ve DC olan, daha doğrusu D pini olan soket türünü kullanacağız. Ve diğeri ise eğer 16x32 gibi panelleri kullanacaksak da toprak hatlı D pini olmayanı kullanacağız. Yani satır sayımız fazla olduğu zaman, 2'den yüksek olduğu zaman D pinini de kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi biz burada üstteki pin yapısını kullanacağız ama genellikle bu pin yapısı kullanılıyor. Biz burada tek bir iki panel kullanacağım ben. Arduino Uno tek bir panelin kullanımına olanak sağladığı için ilk başta yukarıdaki pin yapısını kullanacağım.
Ama Mega'da ben bunu da kullanabilirim, bunu da kullanabilirim. Hiçbir fark etmiyor. Sadece satır sayısı, panel satır sayısı arttırdığımız zaman, mesela buraya bir satır daha panel koyduğumuz zaman, o zaman D pinini de kullanıyoruz. Şimdi Arduino Uno'da bağlantı pinlerine bakalım arkadaşlar. Arduino Uno'lar mor ve Arduino Mega'larda turkuaz rengi bağlantı pinlerini kullanıyor arkadaşlar. Biz burada ilk başta Arduino Uno'muza göre işlemlerimizi yapalım. Hemen jumper kablolarımı ayarlıyorum. Kendime bir şey ki jumper kablolarımı alıyorum. Şimdi arkadaşlar soketimizi gördük. Soketten neyi nereye bağlayacağımızı sitemizdeki resim üzerinden görebilirsiniz. Şimdi ilk olarak biz birinci soketimizden başlayalım. Diyor ki birinci soketin senin Arduino Uno'da D2 pinine bağlanıyor. Hemen D2 pinimizi bağlantımızı yapalım. D2 pinine bağlantımızı yaptık. Arkasından üçüncü pinimizi ben aşağı sırasıyla gideceğim arkadaşlar. Siz de o şekilde yaparsanız karıştırmazsınız. Üçüncü pinimi Arduino Uno'da 4'e, dijital 4 pinine bağlıyorum arkadaşlar. Beşinci pinimi, soketteki 5 numaralı pinimi Arduino Uno'da 5 numaralı dijital pinine bağlıyorum. Daha sonra beşi yaptık. Yedinci soketimiz ise Arduino Uno'da 7. pine bağlı. Devam edelim. Dokuzuncu pinimiz Arduino Uno'da A0'a bağlı. A0'a bağladık. Birinci pinimiz. 11. pinimiz A2'ye bağlı. 13. pinimiz nereye bağlıymış? D8'e bağlıymış. Dördümüz neymiş arkadaşlar? 4 numaralı pinimiz gene değilmiş. Bunu siyah jumperlarla yapıyorum. Gene de hattını full siyah jumperlarla yapacağım arkadaşlar. Bunları breadboard üzerinde toparlayıp tek bir gene de hattımla düğümleri bağlayacağım. Şimdi 4 yaptık. 6. 6. soket. Arduino Uno'da D6'ya. Arkasından ne geliyor? Gene de geliyor. Onun da bağlantısını yapalım.
bilgilerimizi breadboard üzerinde topluyoruz. Ve 10. Soketimizi alıyoruz. A1'e bağlıyoruz. Bağladık. Arkasından yine bir yerine denk geliyor. Şimdi bağlantılarım tamam arkadaşlar. Şimdi hafif bir şekilde ters çevirelim. Şimdi size ne demiştim ben ilk başta? Arduino Uno'muz tek bir panele destekliyor. RAM'in yetmediği için. Ama bunu ikisini de eğer iki paneli birbirine bağlarsak arkadaşlar ikisi de aynı görüntüyü veriyor. Şimdi bende iki panel bağlı. Şöyle göstereyim size. İki panelim bağlı arkadaşlar. Birinci ve ikinci panelim. Onları çalıştırayım. Kodunu atalım ve çalıştıralım. Bakalım. Şöyle çok parlak bir görüntü verdi şu an. Şimdi kütüphaneyi anlatayım arkadaşlar. İlk başta. Hatta şöyle çekeyim bir. Arduino'nun kablo, USB kablosunu ve size kod kısmını anlatayım arkadaşlar. Kütüphaneleri. Şimdi bu RGB panellerimizi kontrol edebilmemiz için bizim 3 adet kütüphaneye ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu kütüphanelerimizden bahsedeyim. Adafruit'in RGB Matrix paneli var. Bu orijinal kütüphane arkadaşlar. Çin malı RGB P10 panellerde çalışmıyor. O yüzden bunun modifiye edilmiş bir versiyonu var. Biz onu kullanacağız. Adafruit'in GFX kütüphanesi var. Onu kullanacağız. Ve Adafruit'in diğeri BusIO kütüphanesini kullanacağız. 3 kütüphane kullanılıyor. Şimdi bu kütüphaneleri şu düzenlenmiş, modifiye edilmiş kütüphaneyi siz indiriyorsunuz. Diğerlerini de indiriyorsunuz eğer yüklü değilse. Yüklemesini yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra test kalır. 16x12 kütüphanesini şu şekilde açıyorsunuz. Ve ilk denememizi orada yapacağız. RGB Matrix panel test kalır 16x32. Açtıktan sonra arkadaşlar gelen örnek kodumuz bu şekilde. Örnek kodumuzda diyor ki CLK pini Arduino Uno'da 8 numaralı pine bağlanılıyormuş. Arduino Mega'da ise 11'de ama bu bizim görüntümüz yani şu tablomuzda farklı. Biz bu tablodakini kullanacağız arkadaşlar. Hiçbir sıkıntısı yok. Burada biz daha çok bu tabloyu referans alacağız. 11'in numaralı pin de oluyor bu arada. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama ben genellikle referans olarak sitemizde bulunan resimden referans alıyorum. OE pinimiz 10, LAT 10, A0, A1, A2. Şimdi bizim bunları kendi referans aldığımız resme göre değiştirelim. Şimdi bizim CLK pinimiz neymiş? Kodumuzda 8'miş. CLK pinimiz hangisi oluyor arkadaşlar? D8. Arduino'da da D8. OE pinimiz neymiş arkadaşlar? Arduino'da da 9'muş. Burada da 9. LAT 10 diyor. Bakalım LAT'ımız 10 mu? Değil arkadaşlar. LAT'ımız A3. O zaman hemen LAT'ımızı A3 olarak değiştiriyorum. Arkasından A pinimiz var. A pinimiz neymiş arkadaşlar? A0'mış. Doğru. B pinimiz A1'miş. Doğru. C pinimiz ise A2'ymiş. Bu da doğru. Şimdi bir tek LAT pinini değiştirmiş olduk. ABC değiştirdikten sonra kodumuzda bir yer var arkadaşlar. Double buffer
düzenlemesi yapmak istiyorsak eğer arkadaşlar, double buffer daha iyi bir görüntü sağlayan bir görüntü sağlayıcısı. Burayı true yapıyoruz. Ama Arduino'muzun bizim desteklemediği için biz bunu false olarak bırakıyoruz. Ve burada 1 yazıyoruz. Buradaki 1 yazmamızın sebebi bizim bağlı olan panel sayısını belli ediyor. Biz buraya 2 dersek arkadaşlar Arduino'muz çalışmaz. O yüzden biz 1 yazıyoruz ve 2 panelde, bende bulunan 2 panelde aynı renklerin ve şekillerin yanmasını sağlayacağım. Şimdi USB'mi bağlıyorum arkadaşlar. Kodumu da hemen şuradan Uno'mu seçiyorum. Portumu seçiyorum. Ve kodumuzu yüklüyoruz. Şimdi bayağı bir göz alıcı bir rengi ışık yayıyor arkadaşlar. Şimdi görüntümüz geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki panelde aynı şekilde. Birinci panelim ve ikinci panelimde aynı renkleri vermekte. Şimdi bu kodu attığımızda bu renklerin gelmesi lazım. Zaten sitede de biz nasıl bir renk skalası geleceğini burada gösterdik arkadaşlar. Arkasından bir scroll text, yani kayan yazı örnek kodumuzu atalım arkadaşlar. Hemen şuradan RGB matrix panel scroll text 16x32 kodumuzu açalım. Ama burada öncelikle şu pin yapımızı bir kopyalayalım. Hatta gerek yok, direkt şu LAT'ı kopyalayacağız. Sadece LAT'ımız değişti çünkü. Kaydetme diyelim. LAT'ımızı buraya yapıştıralım. Ve false ve 1 diyorum. Bunu true değil arkadaşlar. Buffer, double buffer özelliğini kapatıyorum. Çünkü Arduino'muzun RAM'i yetmiyor. 1 diyorum panel sayımıza. Ve burada Adafruit, biz bunu şu yazımızı da değiştirelim. Arduino destekleyelim. Destek. Şuraya da bir şeklimizi yapalım. Ve tekrar Arduino'muzu atalım. Şimdi ikisinde de aynı görüntüyü elde edeceğim demiştim size arkadaşlar. Çünkü Arduino çift görüntüye destek sağlamıyor arkadaşlar. Şöyle Arduino destek ve bu şekilde kayan yazımızı da, örneğimizi de yaptık. Şimdi ben de ne demiştim size arkadaşlar? Tek bir panelde, iki panelde de aynısı oluyor demiştim size. Gördüğünüz üzere aynı şekilde ikisinde de aynı yazılar var. Şimdi bunu RAM'i yetmediği için ikisini de aynı anda kullanamıyoruz. Ama Mega ile bu ikisini de aynı anda kullanalım. Şimdi buradan bağlantılarımı söküyorum arkadaşlar. Hemen Arduino Mega'mı takıyorum. Ve pinlerimi Arduino Mega'ya göre düzenliyorum. Şöyle. Hemen sitemizi açalım ve pin şemamıza bakalım. Şimdi biz D2'yi Arduino Mega'da ne yapıyormuşuz arkadaşlar? D24'e aktarıyoruz. D2'yi buradan alıyorum. Mega'da 24. 24'ümüz neresi oluyor? Burası arkadaşlar. Taktım. Arkasından ikinci pinimiz D4'ü nereye alıyorum? 26'ya alıyorum arkadaşlar. D3'ü şuradan tek tek. D4'ü alıyorum 26'ya. Hemen. Daha sonra D5'i 27'ye. D5'i 27'ye. Arkasından D7'yi 29'a. D7'yi alıyorum 29'a. Aldık. A0'mızı A0'mıza hemen
Çekelim. A0'ımı aldım. Mega'da A0'a takıyorum arkadaşlar. A2'mize hemen taktım. D8'imizi D50'ye çekiyoruz. D8'imizi D50. D50'ye çektik. Daha sonra D9'umuzu D51'e. 9'u da alıyorum. Arduino Uno'dan ve 51'e koyuyorum. Neymiş? 2 diyor. Yani D3'ümüzü D25'imize. D3'ümüzü alalım hemen. Ve D25'imize takalım. Nerede? D25'imizi de bu şekilde taktık. Ve GND'mize. Onlarda bir sıkıntımız yok. Hatta biz şuradan GND hattımızı direktman alalım buradan. Arduino Mega'ya taktık. Daha sonra D3'ümüzü hallettik. GND'mizi de taktık. Ve D6'mızı D28'e. D6'mızı D28'e takıyoruz. Ve gene D'lerimiz takılı. Neymiş? A1'imizi A1'imize. Tekrar onları da yapalım. A3'ümüzü de nereye takıyoruz? A3'e takıyoruz ve Arduino Uno üzerindeki bütün pinlerimizi boşa çıkardık. Şimdi Arduino Mega'mızı taktık ve kodumuzdaki değişiklikleri yapalım. Şimdi CLK hala 8'de ama biz bunu neye çektik arkadaşlar? Mega'ya göre yaptığımız için CLK pinimiz Mega'da 50 oluyor. Hemen onu düzelttik. OE'miz ne oluyor? 51 oluyor. Hemen onu da düzelttik. LAT'ımız ne oluyor arkadaşlar? A3'te kalıyor. A'mız A0'da, B'miz A1'de, C'miz A2'de, evet. Tamam. Bu şekilde kalmış oluyor. Ve şurada panel sayımızı artık 1'den 2'ye çekiyoruz. Çünkü Mega'mızın RAM'i yetiyor. En önemli noktalardan bir tanesi bu arkadaşlar. Bunu kaçırmayalım. Şimdi buradan da board'umuzu da Mega olarak seçiyoruz. Ve kod yüklemesini yapalım. Şimdi artık ekranlarımızın ikisini de kontrol ediyoruz arkadaşlar ve ikisini de aynı yazı aktarımı yapılıyor. Mesela öncekinde bir tanesi kullanılırken diğeri kullanılmıyordu. İkisinde de aynısıydı ama burada artık kayan yazımız buradan geliyor. İkinci panelimize de geçiş yapıyor. Şu şekilde göstereyim. Gördüğünüz gibi geçişimiz de gayet güzel, hoş. Arkadaşlar Mega'mız, yani Arduino Uno'muz çok yavaş kaldığı için bunlar böyle bir parlama şeklinde geçiyor. Ama siz daha hızlı mikro denetleyiciler kullanırsanız bu geçişler daha güzel geçmekte ve daha güzel grafikler elde etmektesiniz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Abone olup yorum yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.